Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammed sallallahu Şimdi 3-4 tane ders yerimiz vardı. Ben Mustafa abiyle de görüştüm. Yani o dedi şey yapalım. Bu Velayet-i Vusta, Velayet-i Sura, Velayet-i Kübra var. Velayet-i Vusta ne demek? Üstad bunun izahını yapmamış bu metinde. Biz külliyatın genelinden bakacağız. Bunun ne demek Velayet-i Vusta? Velayet-i Sura, Velayet-i Usta, Velayet-i Kübra var. Şimdi 3-4 tane ders yeri vardı. Ben bunların başlığını söyleyeyim abi. Bunları müsait günlerde yapalım. Birincisi bu 12. sözde Hüseyin Hazretleri kime hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verildi diyor. Bu ayeti 4 başlık altında anlatmış. Mesela o hikmet nedir? Bunu birinci esasta hikayeyi temsiliye dürbünüyle bak demiş. Evet, camı yani, kapatır mısın usta? Dürbünle uzaktaki bir şeye bakıyorsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin azamiyet mertebesinden gelmiş. Cenab-ı Hak demiş ki kime hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verildi. Bunu üstad bir dürbünle baktırmış. Bu hayır nedir? Abi. Kısaca bu hayır nedir? Bu birinci esas da insanın hoşuna gitsin gitmesin. Kainatta başına gelen her şeye manayı harfi cihetiyle bakabilmesidir. Birinci esas da bu anlatılmış. İkinci ve üçüncü esasta ise o hayrın ikinci ayette hayran kefira derken o çok hayır nedir? İkinci ve üçüncü esasta ise şahsi hayata ve içtimai hayata vermiş olduğu faydalar yani o manayı harfiyle bakabilmenin yani kainata. Şahsi hayata ne vermiş? İçtimai hayata ne vermiş? Yani enfüsü ve avaki noktada anlatmış. Şimdi bu dördüncü esasta ise neden diğer semavi suhuf ve kitaplar bu şekilde ders vermemiş diye meseleyi Kur'an-ı Kerim noktayı nazarından bakmış. Şimdi bunun en sonunda şöyle bir cümle var. Çok enteresan bir cümle var. Anlattıktan sonra dördüncü esası şunu söylüyor. Eğer şu dördüncü esasın kıymetdar sırrını fehmettinse, anladın ise burada 5 tane başlık var. Şimdi üstadın burada söylemiş olduğu o 5 tane maddeyi anlayabilmek için bu dördüncü esasın kıymetler sırrını anlamak gerekiyor. Dördüncü esasın kıymetler sırrını anlamak için de ilk 3 esası bilmen gerekiyor. Onunla beraber. Peki o kıymetler sırrı anladın ise neyi anlayacağız biz burada? Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Bir, en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. İki, Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti icazının sırrını anlarsın. Üç, hem miracın sırrı lüzumunu anlarsın. Dört, Cenab-ı Hak'la Tarifetül Ayn'da görüşmüş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir anda gelmiş. Bunu anlarsın. Gibi böyle 6 tane falan madde var. Ama bunu anlamanın sırrı, bu 6 tane maddenin sırrı bu 4. esası anlamaya bağlı. Bunu bir çalışmıştık da bunu bir şey yapalım abi. Dersimizin bir başı bu yapacağımız. İkincisi de bu Kastamonu Lagası'nda bir mektup var. Ben bir giriş yapıyorum ki abi bu temel olacak diye. Bu Kastamonu Lagası'nda bir mektup var. Mesela 19. mektupta Hüsnü Hazretleri bir kelamı 2 kişi eder. Birinin ilmine delalet eder o kelam, birinin cehline delil olur diyor. 2 tane mektup, ayrı mektupta 2 tane mektup alınmış. Birinde itiraz hadisesi var, birinde takdir mektubu var. Aynı mektupta. Birinci ve ikinci meselede. Yani birinde takdir edilmiş, birinde itiraz edilmiş. Mesela şeyhin birisi birinci şuayı görmüş, itiraz etmiş. Aynı birinci şuayı fetva emini Ali Rıza Efendi görmüş. Bu sefer o takdir etmiş. Birinde itiraz var, birinde takdir var. İkisini tahlil etmiş. Bir dersin bir başı da buydu. Üçüncüsü de bu mektubattan okuyacağımız Velayet-i Usta ne demek? Mustafa abi dedi bu olsun diye. Bu Velayet-i Usta ne demek? Bunu izahını yapacağız bu derste yani abi. Mustafa abi de burada. Noktayı nazarlarımız var.
Şimdi Risale-i Nur'da bir cümle, bir kelime, bir konu, bir paragraf, o metinden izah edilebildiği gibi külliyatın genelinden de izah edilebilir. Fıtrat kanunlarından izah edilebilir, enfüsten izah edilebilir. Ama genel manada yapılan izah, Üstad Hazretleri'nin söylemiş olduğu genelden yapılan izahtır. Genelden. Mesela Kastamonu laikasında Üstad Hazretleri haşirle alakalı parçalar, müteferrik parçalar bir araya gelse mükemmel bir şerh ve izah olur diyor. Bak, haşirle alakalı müteferrik parçalar. Haşirin kendisiyle de izah oluyor. Fakat müteferrik parçalar daha mükemmel olur diyor. Kur'an'ın mucizelikleri alakalı parçalar bir araya gelse mükemmel bir şerh ve izah olur diyor. Yani orijinal izah, üstadın söylemiş olduğu genelden yapılan izahtır. Mesela Risale-i Nur'da bir cümle var. Mecul cümlesi var abi. İhtisasınız abi. Mecul. Veyahut da Tesettür Risalesi'nde bir cümle. Hayız. 15 gün gibi hayız gibi arızalarla diyor. Şimdi bir de 25. söz var. 100 sayfa. Haşir Risalesi var. Yaklaşık 80 sayfa. Miraç Risalesi var. 40-50 sayfa. Şimdi mecülde veya hayızda az mana var. O 100 sayfada, 50 sayfada, 80 sayfada çok mana var değil. Aynı mecülde de o mana var. Hayız kelimesinde de o mana var abi. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu, yani külliyatı cüz'iyata koyar. Üstad Hazretleri Ayet-el Kübra'da kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı, İslamiyet'in derin bir medarının bu olduğunu söylüyor. Külliyatı cüz'iyata koyma sırrıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. 286 ayet. İhlas suresi var. 4 ayet. Şimdi İhlas suresi 4 ayet diye bu 25. sözde geçiyor. 286 ayetlik Bakara suresinden az mana var demek değil diyor Üstad abi. E peki o niye 4 ayet, o 286 ayet? Muhatabın durumuna göre yani. O 4 ayet de belki o 286 Bakara suresindeki ayetlerden fazla mana var. O Kevser suresinde veya İhlas suresinde. Allah'ın bir şeyidir bu yani. Kanundur, külliyatı cüz'iyata koyar. Bunun aynısı onun manevi tefsiri olan Risale'de de caridir. Mecul de böyledir. Diğer külliyatta geçen kelimeler de böyledir. Adem gibi mesela. İşte mecul gibi. İşte insan bunlar verebilir şimdi. Şimdi bizim dersimiz burada. Bu 5. mektuptaki velayet-i vusta ne demektir? Orta velayet. Bunun lügatı nedir? Külliyatta böyle. Bunun metinden nasıl izah olmuş? Böyle hem şey yapayım. Bir iki noktayı nazar. 5. mektup. Dersimizin ana başlığı bu. Bu velayet-i vusta ne demek yani? Mustafa abi. Bismi Subhane ve in mişen illa yusebbuhu bihamdi. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu an mektubatında demiş ki, hakaiki imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih eder. Şimdi bu 5. mektupta Üstad Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından nakil yapıyor. Yaklaşık 5-6 tane madde var. Oradan nakil yapıyor. Kendisi de bunu söylüyor. Mesela başka yerde Mevlana Camii gibi derim ki diyor. Burada da İmam Rabbani Hazretleri'nden nakil yaparak kendisinin de o kanatta, o görüşte olduğunu söylüyor. Dedi ki, hakaiki iman eden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih eder. Şimdi neden bir imani meselenin inkişafını binler ezvak, zevklere, mevacit, vecde gelmelere, böyle coşkunluklara veya keramata tercih ediyor? Mustafa, böyle bir soru gelse ne cevap verebiliriz yani? Neden yani bir iman hakikatinin inkişafını bu 3 tane maddeden, ezvak, mevacit ve kerametten üstün tutuyor? Bir noktaya nazar, insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halık-ı Kainat'ı tanımak ve ona ibadet etmek. İnsanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi bu. Keramet göstermek,
işte vecde gelmek, efendim lezzetlenmek demek değil insanın dünyaya gönderme hikmeti ve gayesi. Cenab-ı Hak keşfe, keramete, ezvaka, mevadite hasene vermiyor. Hakiki imanın inkişafına hasene veriyor abi. Şimdi buna peki niye böyle oluyor? Keşfe keramet isteniyor. Gözüküyor şahıslarda. Buna bir atıf. Sayfa 86 Emirdağ'dan. Kerametler, keşfiyatlar, tarikatta sülük eden, âmi ve yalnız imanın taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazen zayıf olanları takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat vermek içindir diyor. Yani vecde gelmeler, lezzetlenmeler, ondan sonra keramet göstermeler, keşifler, bu manada ne varsa sülük eden, âmi, sıradan ve yalnız imani taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere ve zayıf olanları takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat için. Bu sefer bunlar avam için, sıradan insanlar için maksudu bizzat olabiliyor abi. Bu saydıkları yine. Bu sefer dinin hakaiki, din hakikatları zahirisi o kimsenin nazarında ikinci, üçüncü, dördüncü belki kalmıyor bile. Tarikat din zannediliyor yani. Son zamanlarda böyle olmuş. Son zamanlarda böyle olmuş yani. Üstad Hazretleri zaman tarikat zamanı değil. Hakikat zamanı derken mesela bu cümle yanlış anlaşılıyor. Sanıyor ki üstad tarikatı yasaklamış. Hayır, yasaklamamış. Zaten bir yerde de bir mektupta söylüyor. Ekser ecdadımızın bağlanmış olduğu bir meslek sebebi mesuliyet olamaz diyor. Tarikat ilmen yasaklanamaz diyor. İlmen. Çünkü yasaklasa ecdadıyla o noktada olan bağını kopartır diyor yani. İlmen yasaklanamaz. Peki zaman tarikat zamanı değil. Hakikat zamanı. Ne demek? Şimdi zaman kavramı olduğu için zaman değişken bir kavram. Zamanı gelince yapılabilir. Ama şimdi zamanı değil. Mesela bir insan dese ki zaman bakkal zamanı değil, süpermarket zamanı. Bakkalı yasakladı mı? Yasaklamadı. Ama bakkal ihtiyaca cevap vermiyor. Süpermarket umumun ihtiyacına cevap veriyor. Bir insan dese ki zaman süpermarket zamanı değil, gross market zamanı. Bak, süpermarketi yasaklamıyor. Sen gene aç, bakkalını gene aç. Ama senin hitap edeceğin kısım belirli bir halk zümresine hitap edeceksin sen yani. Ama gross markette iğneden, iplikten, kömürden, hatta kurban satılıyormuş abi ya. Kurban mı? Kurban. Kredi kartıyla kurban satıyorlarmış da biz öyle de. Ahir zaman işte olsa gerek abi. Markette. Süpermarkette kurban, kredi kartıyla kurban satılıyor diyor. Duymuş muydunuz abi? Yok. Birisi bana dedi de reklamını da gösterdi de ben de şaşırdım ya. Yok ciddi abi ya. Gross marketten kurban satıyor. Üstad bakkalı süpermarketi yasaklamıyor bak. Daha şey ne? Şimdi aklen, fikren, ruhan, kalben inkişaf eden beşeri sadece kalbi çalıştırmaya dayalı tarikat kifayet etmez yani. İşte hakikat mesleği ne olacak? Aklı çalıştırıyor, kalbi çalıştırıyor, fikri çalıştırıyor. Bütün letaifi çalıştıracak bir şeyin olması lazım ki bu zamanın insanı mesut olsun, aradığını bulsun yani. Şöyle bir soru sorsam, Şimdi bazı abilerde, Hasan Feyzi abide, ondan sonra Hafız Ali abide bu tarz şeyler olmuş ya, işte büyük sarayda, küçük sarayda gezdim diyor işte. Kabı Kavseyi'nden Mersim ayağım aldım diyor işte. Bu abilerde bu ki bu keramet... Çok güzel, şimdi bizim dersimizin konusu bu Mehmet abimizin sorduğu bu sorunu, biz bu derste bu konu işleniyor işte. Bunu üçüncü hemde anlatacak. Yani velayet-i sura, velayet-i usta, velayet-i kübra, bunların usul ve metotları var. Senin sorduğun soru şimdi gelecek yani cevabı. Evet. Yani neden hakaiki iman eden bir meselenin inkişafı binler ezvak, mevacit ve keramete tercih edilmiş? Çünkü maksudu bizzat bu üç tane vasıf değil. Mesele ne? Hakaiki iman eden inkişaf etmek. İnsan bunun için yaratılmış yani. Risale-i Nur, hakaiki imane ve Kur'an'ı inkişaf etme noktasında bu Emirdağ'da geçiyor. Kur'an ve hadisten sonra Risale-i Nur sertaç-ı evliyadır. Kur'an ve hadisten sonra.
Mesela bir tane misal, hakaiki imani inkişaf etmeye. Mesela vehu ala külli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Üstad Hazretleri bunu külliyatın çeşitli yerlerinde anlatmış. 29. sözde Allah'ın her şeye gücü yeter. Bunu anlatmak için 6 tane misal vermiş abi. Mesela bir tanesi muvazene sırrıdır. Orada terazi misali vermiş. Şimdi bir terazi düşünelim. Terazinin kefeleri eşit. Bu iki eşit terazinin kefesine 2 tane güneşi bıraktım. Gene kefe eşit. Ama bu sağ taraftaki o terazideki güneşe bir tane ceviz bıraksam ne yapıyor? Kefeyi oynatıyor. Güneşler eşitti. Birini aşağı birini yukarı kaldırıyor. Şimdi güneşleri aldım ben. 2 tane daha bıraktım. Gene kefeler eşit. Buraya cevizi bırakınca bu sefer dağı birini aşağı kaldırıyor, birini yukarı indiriyor. Kaldırıyor, indiriyor yani. Şimdi dağı aldım ben, 2 tane yumurta bıraktım. Kefeler gene eşit. Bu sağ tarafa ceviz veya fındık bırakınca gene kefeler oynuyor. Bakın kuvvet aynı kuvvet. Şimdi yumurtayı aldım, bu sefer 2 zerre bıraktım. Gene kefeler eşit. Fakat cevizi veya fındığı koyduğun zaman kefeyi gene oynatıyor. Bakın güneş, dağ, yumurta, zerre. Aynı o cevizle, fındıkla, aynı kuvvet ile terazi oynuyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın hakikate tatbik edilirse, külliyatın genelinde kainata tatbik ettiğimiz zaman, taş yaratmasıyla dağ yaratması, sivrisineği gözüne halk etmesiyle güneşi halk etmesi aynı kuvvetle, aynı kanunla oluyor. Şu görmüş olduğunuz sistemi yaratmasıyla sistemin içindeki bir örümceği, bir mikroorganizmayı yaratması aynı kuvvetli oluyor. Bak, hakaiki imanede inkişafa bir tane örnek. İşte böyle bir meselenin Kur'an-ı Kerim'deki veya hadisteki bir meselenin anlaşılması binlerde de kerametten, zevkten, şeyden üstü. Hem demiş ki bütün tariklerin noktayı müntehası hakaiki imaninin vuzuh ve inkişafıdır. Şimdi bütün tarikatların varacağı son nokta demin vermiş olduğum misali anlamak için. Mesela şu anda tarikatta ne yapılıyor? Günlük 1000 tane zikir çekiyor. Biraz daha istatlı kabiliyetliyse 3000, 5000, 10000, 30000 çeken var. Hasan abi. Günde. 30000 çeken varmış. Tabi yani o şeyhin de ehil biri olması gerekiyor ki o muhatabın istat ve kabiliyetine göre o zikri versin yani. Bir de şey var, ortaya çıkan zikirle ortaya çıkan kişinin haberi olmadan bir enerji çıkıyor. Evet. Bunu halet diyoruz, tamam mı? İşte o patlak enerji kanalize edecek adam şey olması lazım, mahir olması lazım. Evet. Yoksa o enerji kendisini yer ve bitirir. Şöyle abi, diyelim ki ben mesela bir tarikata gittim, Nakşi tarikatına gittim. Dedim ki böyle böyle, ben işte böyle bir niyetlendim, buna girmek istiyorum. Şimdi hakikaten o adam ehilse abi, hakikaten. Mesela benim fıtri mizaç yapım, coşkun bir yapım var değil mi? Bana diyecek ki senin burada nasibin yok, sen falan kadiri şeyhine gitmen lazım diyecek abi, işin ehliyse. Evet. Çünkü benim yapım ona müsait değil yani. Ki Nakşi'de sessizlik vardı böyle, sakin asude. Ama benim fıtri yapım ona müsait değil yani. O zaman bana diyecek ki sen Kadir'e gideceksin, falanca şeye git, benim de selamımı söyle. Şimdi orada dedi ya, hakayet imani kışafı. Hakayet imani kışafı sadece afakta tehlik bulanları da göstermekle kifayet etmiyor. Niye? Çünkü şimdi sadece velayet-i kübra unutuyor da, velayet-i kübra dersi evet. Kadar asit kübretten de var. Aklından kalbin imtizacı var. Evet. Mesela 30. sözde diyor ki, afakı malumak, nefse yediği zaman ellerde müsadık görür. Evet. Diğer en fuste, ellerde mana ismi niyetinde tecrübe edilmez, hakaiki mani tam bir kışafak olmuş olmuyor. Evet. Sadece afakta ilmel yakın noktasında, yani tehdit kuranlarını görüyor. Fakat enfuste mana isminde kaldığı zaman bir kışafak olmuş olmuyor evet. Sonra. Meselenin afaki ve enfuste, şimdi bu... Yani malumatta terakki oluyor fakat marifetullah da terakki olmuyor. Hatta malumat marifetullah'a dönmese o... İlmenanet oluyor. İlmi kendini vuruyor işte. Evet. İşte bu sefer bu afaktan enfüze gelmek, enfüste de hakaiki imanın o cihetinde inkişaf etmek. Yani seyri şimdi afaki, mesela seyri burada soru sordular Almanya'da bir hanımla. Böyle konferansta şey koydular kağıtta. Mesela ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Peki şeytanda ilim olduğu halde niçin
şeytan olmasına mani olamadı ilim. İşte bu bunun gibi afaki malumatları vardı yani. Afaki evrad eskarı da vardı. Çünkü okurdu. Namaz kılardığını söylüyorlar öne çıkan manası. Secde etmediği yer kalmamış semada. Bak eylem. Neyi söylüyorlardı? İlmi vardı ve namaz kılardı çok. Peki şeytan olmasına engel olamadı. Niye? Çünkü o ilim tefekküre dönüşmezse o ilim kişiye geri döner bela olarak. Ya vesvese döner ya da gurur kibir enaniyet olur. İlim tefekküre dönerse şeytanlıktan kurtuluyor kişi. Tefekküre dönen bir ilim sonra tevekküle dönmeye şey yapar. Tevekkül. Evet. Sadece yani kifayet etmiyor. Şeytan, yok. Nefsi tefekkür yapıyor o zaman. Çünkü nefsine mağlup oldu ya. İşte tefekkür olmadığı için ilmi var. Enfusi dönmek demek onu tefekkür edemediği için enfusi tefekkür o ilim marifetullah olamadı. Olamadı. Malumat olarak kaldı. Malumat olarak ama o malumat bombadır. Elinde bomba patladı işte. Enaniyete döndü. Evet. Ya gurur kibir oldu ya enaniyet oldu ya ben merkezde oldu. Ya işte şeytan işte hasret temiz sebep oldu. İşte bizim dersimiz şimdi geliyor. Bu üçüncü de bunu tahlil edeceğiz yani. Afakta ve enfüste bunları birleştirmek. Bu velayet-i sura, velayet-i usta, velayet-i kübrada. Şimdi burada bütün tarihlerin noktayı müntihası. Son noktası hakaiki imaniye alemin de vaazı. Yani kolay bir şekilde anlamak ve inkişaf etmek. Onların yapmış oldukları usul, adatla manaya intikal etmek için manaya. Oraya varmak için. Evet, yani manaya intikal etmek için mesela 1000, 2000, 3000, 5000, 30.000 zikir çekmek için değil yani. Bu çok evet, bu karıştırılıyor. Ve 100.000 evet zikrin de faydaları var. Maksud bizzat olmuş. Maksud bizzat olmuş 30.000 çekmek. Peki birisi şöyle bir sual sormuştu da o zaman hakikat mesleğinde de Üstad Hazretleri zikir çekiyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil 500 kere okudum diyor. Şöyle bir ince bir fark var. Şimdi bu velayet-i surada tarikat mesleğinde zikir çekilerek manaya intikal edilir. Hakikat mesleğinde ise manaya intikal zaten edilmiş. Hakikatin iktizasından dolayı zikir çekiliyor, tekrar ediliyor abi. Mesela bizim akciğerimiz ne kadar temiz havayı tekrar etse o kadar az o kadar iyidir. Değil mi? İşte vücudumuz ne kadar mineral, vitamin alsa o kadar iyidir. Hakikat mesleğinde zikir var. Peki niçin? Manaya ulaşmak için değil, zaten mananın içindesin. Mananın iktizasından dolayı o hakikat tekrarı iktiza ediyor. Ondan dolayı tekrar ediliyor. Arada böyle bir fark var. Misal ama vereyim. Ciddi bir şey ya bu tespit. Buna bir misal vereyim ben abi. Misal üçüncü lemada Üsse Hazretleri Ya Baki Entel Baki ayetini anlatıyor. Küllü şeyin halikini illa veçhe. Her şey helak olup gidecek. Ona bakan yüzü müstesna. Aşağıda diyor ki Nakşi rüyesasından bir kısım kendilerine bir hatmeyi mahsus yapmışlar diyor. Bu Ya Baki, Entel Baki ne yapmışlar? Hatme yapmışlar. Hatme zamanında bunu tekrar ediyorlar. Bizim mesleğimiz tarikat değil, biz nakşi değiliz, hakikat mesleğindeyiz biz. Biz onların gibi yapmaya mecbur değiliz diyor. Rabıta-i Mevt için söylüyor bunu. O hatmeyi de biz onların gibi yapmaya mecbur değiliz. Peki nasıl yapacağız biz? Şimdi onlar hatme yuvarlak yapıyorlar, ortada biri var, onun dediklerini tekrar ediyor ya. Velayet-i Kübra'da hakikat mesleğinde bizim mesleğimiz öyle olduğu için Üsse Hazretleri mevcudat-ı alem daire tarzında teşkil edilmiş insan noktayı merkezeye bırakılmış diyor abi. Yani onların o kendilerine mahsus hatmede yapmış olduğu Ya Baki Entel Baki'ye biz her şeyden yapıp ameliyat-ı cerrahi olabiliriz. Mesela Üsse Hazretleri Ceyran Hazretleri'nin Futuhul Gayb kitabı bana diyor ameliyat-ı cerrahi yaptı diyor. Ama onlar ameliyat-ı cerrahi olmak için ne yapıyor? Ya Baki Entel Baki diyecek. Mesela benim başıma bir hadise geldi. Beni dünyadan küstürdü yani. Bu sefer o hadise ameliyat-ı cerrahi oluyor. Mesela o hastalar risalesinde var. Bazı salih, evliya zatlar başlarına gelen o musibetleri, belaları ameliyat-ı cerrahi nevinden görmüşler diyor. Bu sefer onların o hatmede yapmış olduğu Ya Baki Entel Baki ile beraber o ameliyat-ı cerrahiyi
Üstad hakikat mesleğinde genişletmiş, mevcuda da alem daire tarzında teşkil edilmiş, noktayı merkeze de ben bırakılmış, sen bırakılmış, insan bırakılmış. Bizim mesleğimiz hakikat olduğu için onların gibi yapmaya mecbur. Aradaki fark bu abi. Her şeyden olabilir. Neden? Hakikatin iktizasından dolayı. Ama onlar ne yapıyor? Hakikate intikal için yapıyor onu. 3000-5000 çekiyor. Çünkü aynı şey iki şekilde kullanıldığı gibi mesela manayı harfin, mana ismi var ya aynı şey. Aynı şey hakikate varmak için kullanılabiliyor. O aynı şey hakikatteyken iktizası olarak da kullanılıyor. Hatta bak bu o üçüncü lemanın başında bir cümle var. Bu cümle çok soruluyor da buna bir noktayı nazar verelim. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı diyor. Yani bu üçüncü lemaya tabir yerindeyse akılla, fikirle, mantıkla bir derece bakılmamalı, yaklaşmayın diyor. Niye? His ve zevk bunda galip. Mesela ne demek bu his ve zevkin galip olup mantığı dinlememesi? Şimdi diyelim ki ben mesela Risale-i Nur'da bir meselede çok lezzetlendim. Zevklendim yani. Mesela bizim Nadir abi hayat bahsinde çok hissiyatlanmış, zevklenmiş. Bu sefer mesela cehennemden bahsediyorsun, hayata bağlıyor. Ondan sonra Nur Muhammed'den bahsediyorsun, hayata bağlıyor. Ene'den bahsediyorsun, hayata bağlıyor. Yani ne yapsan onunla hissiyatlandığı için bu sefer oraya şey yapıyor. Bu sefer muhatap onun dediğini tartamıyor abi aklında mantığıyla. Niye? Çünkü o hissiyatlanmış, zevklenmiş ya. Ondan mantığı tartmıyor muhatabı. Mesela ben çoğunu anlamıyordum. Eskiden öyleydik yani. Şimdi bunu tatbik edelim bu meseleye. Şimdi Üsse Hazretleri bu üçüncü lemada mevcudatın fena ve zevale gittiğini anlatacak. Baki olan sadece Allah'ın olduğunu, Allah'a bakan bir tarafının olduğunu anlatacak. Bir insan şuradaki mesele ile hakikaten hissiyatlansa, zevklense mevcudattan elini çekebilir abi. Çeker yani. Üstad diyor o yüzden bu anlatacakları mı akılla tartma diyor, fikirle mantıkla yaklaşma diyor abi. Bu mesele evet hissiyatlanacaksın, zevkleneceksin ama her şeyi bırak. İşte mesela 17. sözde cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor ya. Hani anlaşılıyor her şeyi bırak o manada değil yani. Sünnet-i seniyenin dışında iradesini, ihtiyarını kullanmamak demek yani. Bu üçüncü lemada da öyle. Bir insan hissiyatlansa, zevklense, bu akılla, fikirle, mantıkla baksa, madem her şey fena ve zevale gidiyor, niye çalışacağım ben o zaman memlekette, değil mi? Niye bu kadar ben sıkıntı çekeceğim? O Nissan firması, Isuzu firmasının sahibi, çok zengin, toplamış o CEO mudur, CEO mudur, o bir şey diyorlar ya, Arge takımını toplamış adamlarına. Sosyologları toplamış, psikologları toplamış, sormuş bunlara yani. Ben şu an görüyorsun benim servetim, malım, mülküm ne kadar fazla. Ben şimdi kaç yaşındayım? 35 yaşındayım. Peki 10 sene sonra ne değişecek yani? 20 sene sonra ne değişecek? Ben hayattan ne alacağım yani? Diyecek ki bir şey değişmeyecek. Gene patates yiyeceksin, gene havayı soruyacaksın. Gene şey olacaksın. Adam o zaman intihar etmiş. O zaman demiş ki niye yaşayayım ben demiş yani. İşte üçüncü lemada böyle hakikaten bir insan hissiyatlansa, böyle zevklense böyle bir tesir var üçüncü lemada abi. Yani eşyanın hakikaten değmez olduğunu. Mesela ben bilsem ki kesin olarak 3 saat sonra ben öleceğim. 2 gün sonra öleceğim. Bu hareketlerim, bu faaliyetim olur mu? Çekilirim bir kenara, ecelimi beklerim yani. İşte bu üçüncü lemada böyle mantıkla yaklaşılmamalı. His ve zevk galip yani. Şimdi ben konumuza geleyim. Bir noktayı nazar oldu. Şimdi bu ikinci başlıkta bütün tarikatların noktayı müntehası hakaiki imaneyi akli olarak anlamak ve inkişaf etmek. Yoksa sadece zikir, çile, riyazet bunlar demek değil. Ama bunlar maksudu bizzat olunca Cenab-ı Hak da sebeple iş yapıyor. Birine musallat etmiş, bu sefer mevcut duruma gelmiş, kaldırmış yani. Hakikat mesleği ortaya çıkmış. Şimdi bizim konumuz şu. Hem demiş ki velayet üç kısımdır. Biri velayet-i sura ki meşhur velayettir. Biri velayet-i usta. Biri velayet-i kübradır. Velayet-i kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzana girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır.
Şimdi ki velayet üç kısım. Velayet demek, lügat manası yakınlık demektir Hasan abi. Velayet yakınlık demek. Hakikatte ise bu şeyde geçiyor. Tarikat, telbiyat iktisada geçiyor. Hakikatte ise yakınlık Esma-i Hüsna'ya mazhariyet demektir. Bir insan Esma-i Hüsna'ya ne kadar mazhariyet olursa o kadar Allah'a yakındır. Akrabet-kurbet nasıl var farkın arasında? Nasıl bağlantılar? Dur acele etme şimdi. Yani yakınlık, lügat manası yakınlık. Mesela sen mi bana daha yakınsın, bu mu da bana da, bu daha yakın. Esma-i Hüsna'da ne kadar fazla mazhariyet olursa, inkişaf ve imbisat olursa en fazla o yakındır Allah'a. Bu da kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. En yakın olan. Şimdi burada yakınlığı üçe ayırdı. Dedi ki, meşhur velayetti. Velayet-i Sura. Burada bu Velayet-i Sura'da kurbiyet esası üzerine gidiyor Velayet-i Sura. Velayet-i Kübra ise akrabiyet-i ilahinin inkişafına bakıyor. Bu Velayet-i Kübra'da cezbe ve lütuf var. Peki Velayet-i Vusta ne? Velayet-i Vusta'yı Üstad Hazretleri söylememiş. Şimdi metinde ise metine baktığımız zaman Velayet-i Sura, Velayet-i Vusta, Velayet-i Kübra şu demek. Velayet-i Kübra hakaiki imaniye ile doğrudan doğruya hizmet etmek. Birincisi. İkincisi, yani Velayet-i Vusta ne demek? Feraiz-i diniye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet etmek. Bu Velayet-i Vusta metine göre. Peki Velayet-i Kübra ne? Şey ben yanlış söyledim. Velayet-i Kübra hakaiki imaniye hizmet etmek. Doğrudan doğruya. Peki Velayet-i Vusta ne? Dinin farzlarını yaparak sünnet-i seniyeye ile beraber hakikate ulaşmak. Velayet-i Sura ise tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmaktır. Kalp ayağına sülük etmektir. Birincisi farz. İkincisi vacip. Üçüncüsü ise sünnettir. Yani Velayet-i Kübra doğrudan doğruya hakaiki imaneye hizmet etmek. Hakikat mesleğinde. Velayet-i Vusta metne göre dinin farzlarını yaparak sünnet-i seniyye ile beraber hakikate gitmek. Velayet-i Sura ise tasavvuf yoluyla kalpteki menfi duyguların izalesine çalışıp hakikate erişmek yani. Şimdi Velayet-i Sura da kurbiyet esası üzerine gidiyor. Meşhur velayettir dedi. Avama bakan kısmıdır velayetin yakınlığı. Bu yakınlıkta keşif var, keramet var, evrat var, çile var, riyazet var. Bu manada şeyler var. Velayet-i Sura'da. Velayet-i Kübra'da ise kurbiyet esası, akrabiyet esası üzerine gidiyor. Velayet-i Kübra'da. Velayet-i Kübra'da olabilmesi için bir insanın zamana tevafuk etmesi gerekiyor. Şimdi Velayet-i Kübra sahibi zatlar kim? Zamana tevafuk ediyor. Bu sayfa zamana tevafuk ediyor. Şu onu bir okuyayım abi. Sahabelerden bir, tabi'in iki ve tebe-i tabi'inden en yüksek mertebeli Velayet-i Kübra sahibi olan zatlar. Şimdi Velayet-i Kübra'da olabilmek için bir noktayı nazardan zaman şartı lazım. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olacaksın, sahabe olacaksın bir. Ya tabi'inden olacaksın iki. Ya tebe-i tabi'inden olacaksın üç. Ya da 1300 seneden sonra gelen nur talebesi olacaksın. Mesela İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında 260. mektup. 300'den 1000 sene sonra Velayet-i Kübra feyizleri olacak diyor. 300'den 1000 sene sonra. 300 demesi bu 256 356'da üstadın söylediği sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'indir. 300 sene bu. 300'den 1000 sene velayet feyizleri olmuş. 300'den 1000 sene sonra, 1300 seneden sonra tekrardan akrabiyet-i ilahinin inkişafına bakan süre olmuş. Şimdi Velayet-i Kübra'da, Velayet-i Sura'da böyle usul ve metodu karşılaştırdığımız zaman Velayet-i Sura'da çile var, zikir var, evrat var, riyazet var, bu manada şeyler var. Velayet-i Kübra'da ise, onun usul ve metodu ise mesela manayı ismi, manayı harfi, niyet nazar, nazm-ı meani, mülk melekut, beşer zulmeder, kader adalet eder. Velayet-i Kübra'nın usul ve metodu, adabı, bakış açısı bu saydıklarımız. Orada ise evrat var, eskar var,
çile var, zikir var. Onunla hakikata giderken Velayet-i Kübra'da da bu usullerle hakikate gidiliyor. İkisi arasındaki böyle usul bir metot farkı böyle karşılaştırabiliriz yani. Velayet-i Kübra'da manayis manayafi niyet nazar. Yani sahabe efendilerimizden, tabiinden veya tebe-i tabiinden birisi hoşuna gitsin gitmesin. Muhatap olduğu bir şey biliyor ki Allah'ın ona ikramıdır. Allah'ın vermiş olduğu ona nimeti kadar ondan geldiğini bildiği için, manayı harfine baktığı için musibeti de onu memnun ediyor. Sahabe efendilerimize, tabiin ve tebe-i tabiin abi. Velayet-i Kübra'da akrabiyet-i ilahinin inkişafında ikram var. İnayet var. Tevafuk var. Rahmet var, adalet var. Velayet-i Sura'da ise keramet var, keşif var. Aynı şey. Hem keramet olabilir, hem de ikram olabilir. Aynı şey. Mesela sikke-i tas-ı gaybi verir misin oradan bir nokta? Aynı şey. Hasan abi hem keramet olabilir, hem ikram olabilir. Bakış açısına göre değişiyor. Mesela buna bir örnek ben şey yapayım. Velayet-i Kübra şey var, dört hatlı var. Tabii ya, tabii. Şefkan. Bu Risale'deki ben birkaç tane saydım abi, Mustafa abi. Bak. Bakayım ben. Hatırlayacak mısın saydım? Şurası. Şöyle söylüyor. Bu uzun okuyor da şuradan okuyayım. Keramet mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır, ikramıdır. Bak keramet mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiili, hediyesi, ihsanı ve ikramıdır. Hazreti Gavs gibi kutsiyet kesbetmiş ise, enaniyetten bütün tecerrüt etmiş ise, Cenab-ı Hakk'ın izniyle o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir ve bildirir. Fakat bununla beraber madem o keramet ikramdır. Ama tarikatta ise ikram tarafı değil de sadece kendisine bakan tarafı görülüyor. Ama Velayet-i Kübra mesleğinde, hakkat mesleğinde, mesleğinde o fiili direkt Allah'tan bildiği için onun ikramı olarak görüyor. Mesela misal, bunu müşahıslandıralım. Diyelim ki ben bir çeşmeye 4 saatte uzakım. 4 saatlik bir uzaklıktayım bir çeşmeye. 4 saatlik çeşmeye 10 dakikada gidersem, eğer ben Velayet-i Sura'daysam, tam inkişaf etmemişsem, ne keramet gösterdim be, kendime verebilirim yani. Çünkü 4 saatlik çeşmeye 10 dakikada gittim. Bak kendime verebiliyorum. Bir keramet gösterdim. Yanımdakiler varsa benim fahra bana medar olabilir. Gurura medar olabilir. Ama diyelim ki Velayet-i Kübra mesleğindeyim ben. Hakkat noktayı nazarından 4 saatlik çeşmeye 10 dakikada gittim. Bu sefer Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ben. Ya Rabbi bu senin ikramındır diyorum yani. Aynı anda onu aynı fiil. Bu da üstadın söylemiş olduğu evet. O ona keramettir, bize ikramdır diyor. Yani Geylani Hazretleri keramet göstermiş, bize ise Allah'ın bir ikramıdır diyor. Aynı fiil. Abi Üstad Rusya'dan hani geliyordu ya, orada nasıl geçiyordu? Rusya'dan hani kaçak olarak geçiyordu. Tutsaktı ya, oradan geliyordu. Nasıl geçiyordu? Keramet mi göstermiş yani? Hani Rusya'dan tutsaktı ya, savaş esiri olarak. Ondan sonra inayet, esir inayet, olarak geliyordu ya. Ha işte orada inayet olarak bahsediyor. Yani inayet olarak bahsediyor. Yani Velayet-i Kübra mesleğinde keşif ve keramet sahabe mesleğinde tabi'in tebe-i tabi'in de az yani. Neden? Çünkü hep ikram görüyorlar yani. Olsa da setrine çalışıyorlar yani. Olsa da yani. Şimdi Velayet-i Kübra mesleğinde nihayetsiz acz ve farkı var. Nihayetsiz acz ve farkını hisseden bir adam da zaten diyor hani şatabat matabat olmaz yani. Evet. Şimdi bir şey vermiyor, veremiyor yani. Velayet-i Sura'da, avama bakan velayet de daha ziyade yakınlık da aşk galip. Aşkla beraber şey yapıyor, muhabbetle beraber. Velayet-i Kübra'da ise ikram var, inayet var, muhabbet var yani. Sırrı şefkat var.
çilhaneler dedi ya. Evet. Şimdi bu çilhane tasavvuf kendisi çilhaneye giriyor işte. Mesleği canlı. Peki Risale-i da nasıl oluyor? Yani çilhane yok mu yani Risale-i mesleğinde? Bizim, bakıyorsun ki bizde de çile var. Bizim yakıcı çorbasından, hallerinden, evet. işte, talebeliğinden vazgeçmediler diye. İkisinin arasındaki ha. fark yok mesela şart. Yani şimdi geldik, sorunuza geldik Ömit abicim. Peki şimdi Velayet-i Sura'yı söyledik. Meşhur velayeti. Keşif var, keramet var, evrat var, zikir var. Velayet-i Sura'da. Velayet-i Kübra'da da direkt hakikate intikal var. Mana ismi, mana harfi, niyet nazar var. Nokta-i nazar var. Nazm-ı meani var. Cüziyet, külliyet, mülk, melekut var. Bu gibi şeyler. Nazm-ı manada neyi kastediyorsun? Nazm-ı meani yani kainattaki o mevcudatın dizilişi, onun aynısı. Kur'an-ı Kerim'de aynısı, misalde aynısı insanda. Dizilmek, mananın dizilişi. Kur'an-ı Kerim'in en parlak mucizesi üstadı o nazımdaki dizilişleri diyor abi. Yani onu kastediyor. Nazmanı o. Yani mananın dizilişi yani. Böyle nazmani diye senden bir şey geldi de birisi göndermiş. Evet. Bu firistvari bir şey o yaptı mesela. Diyelim ki nazmani yazdı ama diyelim ki 3. Leman'ın 1. işaretine şu konu işleniyor. Evet abi. 2. işaretin şu konu işleniyor. Evet. Dizilişini yapıyorsun. Yani Üstad Hazretleri demin 12. sözü mesela 4 başlık altında anlatmış. 12. sözün sadece 1. esasını anlasan meselenin bir cüzünü anlamışındır. 2. esası anlasan bir cüzünü, 4'ünü beraber anlarsan bu 2. şurada mesela bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah diyor. Orada bunu nazara veriyor abi. Tevhid ve vahdette. Yani şey yapıyor evet. anladın da o konuyu Filist yani bu konuda ne işleniyor? Evet. Filist gibi bir şey ol. Buradaki bütünü göstermek. Mesela şuna bir noktayı nazar abi, sorduğunuz için. Bu Ayet-i Kübra'nın başında şimdi bu üstadın burada mühim bir iftar ve ifade-i meram diye bir şey var. Ayet-i Kübra'nın anlaşılmasını, fehmini işgal eden 5 tane sebep var. Şimdi Ayet-i Kübra 1400 sene önceden İmam Ali radıyallahu anh görmüş ki bir risale Allah'ı ilmel yakin, aynel yakin, hakka yakin, vücubu vücut ve vahdeti noktasında izan verecek. Bak şey demiyor, o divandaki var da izan. Kalbi noktada anlayış verecek şekilde telif edildiğini görmüş Ayet-i Kübra'nın. Ben şimdi okuyorum, o kadar imanım olmuyor, insanlar okuyorlar, o kadar olmuyor. Üstad Hazretleri bu ihtarda ihtar çekerek bunun esbabını söylemiş. Yani Ayet-i Kübra'nın İmam Ali radıyallahu anh gibi insanlara izan vermemesinin 5 tane sebebi var. Birincisi de bu üstadın söylemiş olduğu 1. ve 2. mesele de bu nazm-ı mani bilmemekten dolayı. Sadece bir insan bir meselenin cüzünü biliyor, hepsini bilmiyor. Mesela Risale-i'de namaz anlatılmış, 5 nüktede anlatılmış namaz. Daha ziyade ekser risale okununca, ders yapılınca 1. ve 2. nükte anlatılıyor. Mesela 3, 4, 5 bunlar hemen hemen hiç okunmuyor. Yani ben hemen hemen görmedim. Ders bitiyor yani. Ders bitiyor. Yani öyle hususi okuyan da anlatan da ben görmedim şahsen yani. Orayı yani sadece 5. nükteyi. Oluyor da nadirattan. Diğer 1 ve 2. nükteler gibi değil. Neden? Buradaki üstadın söylemiş olduğu bu 5 tane mesele külliyatın genelinde de aynı şekildedir. Bir insan Risale'yi okuyor. Niye anlamıyor yani? Niye istenilen manada böyle inkişaf ve imbisat olmuyor? Bunun 5 tane sebebi var. Yani bu aslında bu nazm-ı mani o sen onun 2. sözde 1. içinde şöyle anlatıyor ki evet. sözü. Adeta bir firist olmuş gibi yani firist. Yani sen okursan 12. sözün 1. işaretini şu mevzu işleniyor. İkinciye bakarsan evet. şu mevzu işleniyor. Diye. Peki buna ne gerek var? Meselenin, burada bunu söylüyorum. Doğru mu yani? Böyle doğru, evet abi. Böyle anlaşılıyor. Meselenin cüziyat ve külliyatını bilip, hakiki manada ne anlatılmak istediğini bilmek. Yani sen şimdi okudun, sadece 1. esası bildin. Ama 3 tane daha esas var. Üstadın orada anlatmış olduğu sadece o değil ki. Bu sefer cüz ve külü bilince, o mesele sende hakiki manada izan verir, seni harekete geçirir diyor. Sadece bir tarafı değil yani. Yani içerisini komprim bari bir iki cümleyi evet, ifade etmek. Evet, bütünü nazara almak yani. Bütünüyle ona bakmak. İşte Velayet-i Kübra'nın bir şeyi de bu abi. Velayet-i Kübra'da bir usul yani. Mesela muhakematta
Unsurul belagatta 12 tane mesele var. Birinci mesele budur. Yani bir insanı konuşturan, bir insanı tahkikata sevk eden, bir insanı araştırmaya sevk eden Üstad Nazm-ı Meani'dir diyor. Delilli konuşturan, mantıklı konuşturan, hikmetli konuşturan Nazm-ı Meani'dir diyor. İstifadeli konuşturan, istifazalı konuşturan Nazm-ı Meani'dir diyor abi. Yani hakim mevzu ya. Çünkü konuya hakim olduğu için ucunu biliyor, başını biliyor, ortasını biliyor, kenarını biliyor, o her tarafını biliyor. Yani o dizilişindeki bütünlüğü görebilmek. Bu sefer o zemin olacak, o bütünlükteki, o dizilişteki bütünlük. Artık sen onun üzerinde tahkikat yapacaksın. Şimdi Velayet-i Sura'yı söyledik. Velayet-i Kübra'yı söyledik. Şimdi peki Velayet-i Vusta ne demek? Velayet-i Kübra'da farklı, işte mesela dedim ki insan eğer aciz ufaklığın ona muhatap olursa bu defa akrabiyetin kışafına mazhar oluyor. Evet. Külliyatın çok yerinde aciz ufak meselesi işte. Tabii tabii. Mesela dört hatfenin hemen başında aciz var, şefkat tefek yok diyor. Ondan sonra dört hatfeyi sayıyor. Zahiren bir irtibatsız, yani ne alakası var şimdi? Yani işte hemen birinci hatfede işte şeyden bahsediyor, işte muhabbetten bahsediyor. Muhabbetin Cenab-ı Hakk'a vermek. İşte ikinci hatfede işte efendim tabii, tabii. Bir şeyden bahsediyor. İşte nefret fenada iş, yani zevali görmedi, nefsini almaz. Üçüncü hatfede işte kemalini temasüde, dördüncü hatfede işte şey yani zahire... Zahire baktınca avukatın. Bir bağlantısı yok gibi gözüküyor. Oysa müthiş bir bağlantısı var. Bir insan eğer aciz ufaklığını anlamasa Hasan abi, o zaman o birinci hatfedeki hakikate mazhar olamaz. Tabii tabii. Aciz ve zaafını anlamayan bir nefis muhabbeti Allah'a veremez. Allah için verilen o muhabbeti diyor, metü senayı diyor, bu defa ne yapıyor? Kendisine veriyor. Aciz ufak anlamadığından dolayı. Aciz ufak anlamadığından dolayı ne yapıyor? İşte mefti başkasına veriliyor. Zevali fena yiyorsa başkası kendini almaz. Aciz ufakı görmediğinden kendini almaz. Peki bu arz ve farkı sonuna koydu, aslında başına koyup da onu ondan sonra ötekileri gösterse niye yapmadı onu? İşte önce onu gösteriyor, yani nefsin mahiyetinde, 30. sözde mahiyet insanı tarif ederken arz fark naksa yorulmuş diyor mahiyet insanı 30. sözde. Ama anlattınız, arz ve fark noksan kusuru var ya, düncahatı değil mi? Yok, hayır. O başta, zeyin hemen başında. Zeynep. Ondan sonra dört hatfe işleniyor. Ha, başta. Başta koymuş, adet oradan nefsin mahiyetini tarif ediyor. Nefsin sonra bak diyor. Feyi budur diyor, bak sen ona göre diyor. Şeyler dört hatfeyi işleniyor. Yani kainatta Cenab-ı Hakk'ın bir tedricilik kanunu var abi. Her şeyde böyle doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Yetişken bir insan ondan sonra vefat ediyor. Yani o tedricilik manada da var yani, dizilişte de var yani. Yani feyi, veleyd-i kübra, mesela ehil olanlara veleyd-i kübra feyizleri ifade ediliyor mektubatta. Yani o aciz ve farkı hakikaten anlarsa, onlara mahsar olsa o zaman veleyd-i kübra feyizlerine muhatap olmuş oluyor insan Hasan abi. Bir zemin olmuş oluyor. Akrabiyetin ikşafına bir zemin hazırlamış oluyor kendisini. Yoksa onun feyizden mahsar olamıyor yani. Risale'nin okumaktan malumat artıyor fakat marifet artmıyor. Mesela... O malumat değil, menaniyete dönüyor. Ne o şu az ve fark noksan kusurunu bilmediği için mi? Bilmediği için abi. Okuduğu halde niye bilmiyor peki? Okuduğu halde işte tefekkür etmiyor. Veya şu üstad diyor mesela gazete gibi okursa veya Zübeyir Abi tenkit okursa veya başkasını okursa mesela Zübeyir Abi diyor ki okur tenkit çok istifade edemez diyor. Başkasını çok istifade edemez. Nefsi için okursa istifade eder diyor. Yani hakikaten dev gibi adam ama bir bakıyorsun basit bir senesine de hizmeti dağıtmış. Evet. Niye mesela değil mi? Yani kader canından o mesela hadiseye bakamayıp da mesela değil mi? O hizmetin değil mi? Masumların zarar görmesin, hizmetin zarar görmesin ve külli bir zarara şey yapabiliyor. Evet. Evet. Velayet-i Sura, Velayet-i Kübra dedik. Peki Velayet-i Vusta'nı, burada izah yok metinde. Velayet-i Sura meşhur velayetti. Velayet-i Kübra ise tasavvuf berdana girmeden veraset-i nübüvvet yolla doğrudan doğruya hakikate yol açmaktı. Peki velayet-i husta ne? Şimdi bu velayet-i husta orta velayet. Şimdi bu orta demek, mesela diyelim ki şu kitap düşün, bu burada, bu da burada, bu da burada. Bu bunun ortasında ikisi. Böyle bir velayet demek değil yani orta velayet. Yani velayetin kübra sahibi zatlar çok ileride, bir kısım zatlar ortada, bir kısım zatlar da geride. O demek değil, lügat manası değil bu. Buradaki velayet-i husta ne demek? Velayet-i kübranın usul ve metoduyla velayet-i suranın usul ve metodunu şahsında birleştiren kimse demek. Bu vehbidir. Bu velayet-i hustayı bir insan çalışarak olamaz. Mesela
Geylani Hazretleri velayet-i usta sahibidir abi. Bir insan çalışarak velayet-i usta sahibi olamaz. Bu vehbidir yani. Çok nadirattan böyle kesbi de olabilir. Böyle çalışarak bir noktayı nazardan olabilir. Ama velayet-i usta Geylani Hazretleri, işte İmam Rabbani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, Üsse Hazretleri, bunlar hem velayet-i kübra sahibi zatlardır, hem de velayet-i suranın usul ve metotlarında, şahıslarında gösterdiklerinden dolayı bunlar velayet-i usta sahibi zatlar abi. Yani hem velayet-i kübra sahibi zatlar, hem velayet-i sura sahibi zatlar, hem velayet-i usta sahibi zatlar. Usta zaten kalabilmesi için ifrat ve tefritten azade olması lazım. Nasıl azat olacak? Bilmesi lazım. Velayet yakınlık demek. Yani velayet-i kübradayken bir kimse veya da velayet-i suradayken, diyelim ki velayet-i surada, velayet-i kübranın usul ve adadını, metodunu gösterebilir. Mesela bir tarikat ehli düşünelim. Mesela mevcudata manayı harfiyle bakıyor. Bunu kendine şiar edinmiş. Bu kimse velayet-i usta sahibidir. Velayet yakınlık demek ya, o noktadan Allah'a yakın oluyor. Mesela bir mühendis düşünelim. Bir doktor düşünelim, diş doktoru. Bu mühendis, o diş doktoru, o kendi mesleklerinden Allah'a öyle bir yakın ki, mühendis olmayan, doktor olmayan onların kadar yakın olamaz abi. Onlar o noktada velayet-i usta sahibidir. Orta yakın, yani onların kendi şahıslarına mahsus bir yakınlığı var. Diyelim ki mesela Mehmet abi, Mustafa abi vakıf. O vakıflıktan Allah'a öyle bir yakınlık var ki, o vakıf olmayan, o halete girmeyen onlara kadar yakın olamaz. Bunun aynısı Risale'de vardı. Mesela Hasan Feyzi abi, demin sormuş olduğum soru. Hafız Ali abi, Halil İbrahim abi. İşte bu manadaki Hulusi abi, onlar hem velayet-i kübra sahibi zatlardır, mesleğin içindedir, hem de şahıslarına özel bir yakınlıkları vardır abi. Velayet-i usta sahibi zatlardır. Mesela bir insan çalışarak Hulusi abi olamaz. Ama o ne yapmış? Şahsında onu cem etmiş. Vehbidir yani. Allah ona ikram etmiş. Niye bana ikram etmemiş? Niye sana ikram etmemiş? Ona ikram etmiş yani. Yani bu benim cesedime, Allah niye benim ruhuma giydirmiş? Benim istat ve kabiliyetim böyle bir cesedi iktiza ediyor. O zaman onun nurun birinci talebesi olması, onun istat ve kabiliyet ruh çekirdeğinde var. Allah o cesedi, o velayet-i ustayı ona giydirmiş. Yani bunlar birbirinden ayrı değil normalde. Bir insan velayet-i kübra sahibi olup da velayet-i usta sahibi olamaz mı? Olur. Ayrı kopuk, yani buradaki lügattaki orta gibi düşünmeyelim bunu yani. Velayet-i kübra ile velayet-i suranın adabını kendine cem etmek demek yani. Hem hakikat mesleğinde mana ismi, mana harfi, mülk, melekut, beşer, zulmedar, kadar, adalettir, o dört harf ve hakikat mesleğinde velayet-i kübrada, hem de evrat var, eskar var, zikir var, çırar. Örnek Üsse Hazretleri. Bu sefer ikisini de cem ediyor. Hem öyle bir yakınlığı var, hem de öyle. Mesela buna abi bak, çok güzel bir atıf. Bak ben buna bir atıf yapayım. Yani usta sahibi olan kübradan ve suradan elini eteğini çekmiş değil. Değil, beraber şahsında. Cem etmiş, yapıyor. Şuradan okuyayım, sayfa 701. Bu yakınlık her şeyde var, yakınlık. Velayet yakınlık demek diye bak. Meleklerde miraç, insanlar da şakkı kamer gibidir. Bir miracı kerametle melekler gördüler el-hak. Niye miracı keramet diyor? Mucize demesi lazım. Miraç mucize değil mi? Burada bunu anlatıyor işte. Miraç, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kerameti kübrasıdır. Miracın zahiri risalettir, batını velayettir. Velayetiyle gitmiştir, risaletiyle dönmüştür. O yüzden keramet diyor. Bir miracı kerametle melekler gördüler el-hak. Müsellem bir nübüvvet de muazzam bir velayet var. Hani dedik mühendis Allah'a yakın olabilir. Orada bir velayet var. Diş doktoru Allah'a yakın olabilir. Orada bir velayet var. Bazı zatlarda velayet var. Bak, nübüvvette de muazzam bir velayet var. Velayet her şeyden olabilir. Vakıfı örnek verdik. Diğer meslek ve meşrep gruplarını örnek verebiliriz. Herkes kendi bulunmuş olduğu meslek ve meşrepten Allah'a öyle bir yakın olur ki
o meslek ve meşrepte olmayan kimse o manada yakın olamaz. Bunun misali bak, nübüvvet de muazzam bir velayet var. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmayan o derece Allah'a yakınlaşamaz. Bediüzzaman Hazretleri olmayan, Geylani Hazretleri olmayan o derece onlar Allah'a yakınlaşamaz o kadar abi. Onların şahsına münhasır bir velayeti vardır. Hulusi abinin, Hafız Ali abinin, Halil İbrahim abinin şahsına mahsus bir velayeti vardır. Onları olmayan, o özellikleri göstermeyen velayet-i usta sahibi olamayıp onların kadar yakın olmaz. Ama ben diyelim ki benim şahsıma özel bir velayetim var. Mehmet abinin, işte Mustafa abinin, sizin abi şahsınıza özel bir Allah'a bir yakınlığınız var yani. Velayet-i usta bu demek yani. Özel. Şahsı özel yani. Bu vehbidir yani. Ama bir dereceden meslek noktasından, beşeriyet noktasından bakarsak bunda kesip de var. Ama istidat noktasından, ruh cevherine ekilen o çekirdekler noktasından bakarsan kesip yok. Vehbi, velayet-i usta vehbidir yani. Allah ikram ediyor. Bir insan çalışarak olmaz mı? Geylani Hazretleri olamaz abi. Yok, ama usta, velayet-i usta olmaz mı? Beşeriyet noktasından olabilir. Mesela bak biz şu an çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bize bakan tarafından olabiliriz yani. Ama hakikat noktayı nazarından ruh istat çekirdeğine... Yani her isteyene verilmiyor ama verilenler de isteyenlerdir gibi. Bir noktaya nazar. Yani velayet-i usta gayret ediyorsun ama Allah'ın özel vergisi. Değil mi? Daha ziyade özel vehbi abi. Velayet-i sura ile velayet-i sura. Diyebilir miyiz bu dersten sonra? Yani? Diyebiliriz abi. Velayet-i usta Allah'ın vehbi. Vehbidir. Özel. Ama ki gayretini kullandın, kullanmadın işte Allah'a ait. Evet, mesela bir diş doktoru iman İslam'ın esaslarına riayet etse o noktadan Allah'a yakın olabilir. Bak bir derece kesbe bakıyor. Ama hakikat noktayı nazarında vehbidir yani. Velayet-i usta. Çalışarak olmaz yani. Çalışarak olmuyor. Ama beşeriyet noktasından işte ruhtaki o hakikati çıkarma noktasından bir derece kesip var. Sen şimdi yatarsan sende bir şey inkişaf etmez ki, imisat etmez ki yani yattığın yerden bir şey olmuyor. Peki o zaman velayet-i usta yatarak olmuyorsa, adam gayret ediyorsa sorsa birisi, gayret ediyor, koşuyor, koşuşturuyor. Neticesi zaten her şeyin neticesi Allah veriyor. Evet. Şimdi o çalışmaların neticesinde olmuyor mu? Oluyor abi. İşte hakikat meselesini Allah ona vermiş yani. Yani demek ki bir gayret var da yani durup dururken Allah vermiyor yani. İşte sura ile kübranın o metodunu birleştirmekte kesip var abi. Birleştirebilen de mi? Tabii yani. Yani bu şahsa da özel bu yakınlık. Hem de bir de vehbi diyebiliriz yani bir nokta. Biraz böyle karşılıklı bakmak gerekiyor yani. Hem beşeriyet canibinden hem Allah canibinden. Peki velayet-i kübra vusta kübra'yı değil midir? Vusta mı? Vusta mı daha yüksek, kübra mı? Şimdi normalde velayet-i kübra daha yüksek. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in veya 1300 sene sonra gerek nur talebesi olacaksın. Bunların aralarında da akrabiyet noktasında mertebeler var. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile Vahşi radıyallahu anh akrabiyet noktasında aynı değil. Evet ikisinde de akrabiyetin tecellisi var. Mesela dördüncü lamada dört halifeyi anlatırken Üstad Hazretleri bunlara misaller vermiş yani. Kimisine şu kadar altın vermiş, kimisine şu kadar bakır vermiş, gümüş diye şey yapmış. Mesela bir insan düşünelim, 1 milyarı var. Buna milyarder diyoruz. Bir de 999 milyarı var. Bu da milyarder. Arada ne kadar fark var? Evet, akrabiyet ilahi inkişaf etmiş. Ne kadar sahabe var? 200 bin. Ama onların aralarında da akrabiyet noktasında meratip var yani. Peki, Vusta, Sura ve Kübra örnek var mesela? Şu büyük zat, evet. Şu Vusta. Mesela Üssü Hazretleri, Geylani Hazretleri veya daha müşahhas misal, Üveysi Karahani Hazretleri, Veysel Karahani Hazretleri. Hem velayet-i kübra sahibidir, hem velayet-i sura sahibidir, hem velayet-i usta sahibidir. Hem velayet-i suradaki usul ve adabı göstermişler. Evrat var, eskar var, çile var, sıkıntı var, meşakkat var. Hem velayet-i kübradaki özellikleri göstermişler. Her şeyi Allah'tan biliyor, her şeyi intikal ediyor. Mana isminden mana harfi, niyetinde, nazarında hep o var. Onu göstermiş. Bu sefer ikisini gösterince bu sefer velayet-i usta sahibi olmuş. Şahsına özel onun bir velayeti var. O olmayan o kadar Allah'a yakın olamaz. Vustayı böyle ikisinin müstakil bir özelliği yok, ikisinin cemidir. Evet.
yani velayet-i vusta özel bir tanımlaması yok. Kübra ile... Boş bırakmış, evet, onu izah etmemiş. Kübra ile Sure-i Cemeden. Cemeden şahsında örnek Veysel Karahanlı Hazretleri'dir. Bu üveysilik mesela Risale-i Nur'da var. Mesela derim ki abi ben sizi görmüyorum. Ama sizden çok istifade ediyorum ben. Bu Veysel Karahanlı Hazretleri'nin ismi bu şekilde istifade etmeye ünvan olmuş, ünvan. Mesela elbise dikersin, terzi olursun. Hasta tedavi edersin, doktor olursun. O fiili yaptıktan sonra o ünvanı alırsın. Bu şekilde istifade edersen üveysi bir terz diyebiliriz. Mesela beni görmüyor bir kimse, benden istifade ediyor ama ben onu bilmiyorum yani. Veya size abi, sizden acayip istifade ediyor ama sizi görmüyor hiç. Uzaktan işte Hasan abim var diyor. Hasan abim şöyle, Hasan abim böyle. Birisi dedi, ya sen dedi Hasan abiyle nasıl konuşuyor dedi. Hasan abiye espri yapıyorsun, latife yapıyorsun falan. E dedim biz de insanız, robot değiliz ki dedim. Sen dedim bizi çayda gör dedim abi ya. Yani şey zannediyor yani dershanede adam duruyor ya, bunu bir robot zannediyor, tamam mı? Böyle işte böyle bir abicilik var, bir devrecilik var falan. E dedim öyle bir şey yok dedim ya, gayet dedim. Sen dedim bizi çayda gör ben abi ya. Bir tanesi demişti ha, misafir gelmişti değil mi, kim anlatmıştı kahvaltıya, ondan sonra o misafir tabi kahvaltıda dedi, Hasan abi de çağırdınız geliyor mu, o dedi aa bizim de kahvaltı mı yapacak dedi, buraya mı gelecek, hatırladınız mı? Hasan abi. He. Şimdi velayet-i Musevim'in külliyatı şu an yapmışlar, İbn-i Kelam imamları, Hazreti İnsan hatırına geliyor, İbn-i Kelam imamları sadece işte ilim üzerinde şey yapmışlar. Yani tasavvuf yolları onların kalbi inkişafatları olmamış. O yüzden tam bir istikamet bazıları mesela Ehl-i Sünnet'in kavramını muhalefet hareket ettiler diyor. Mesela kader meselesinde, asal meselelerinde. Tasavvufta da işte bir kısmı çok ileri giderek şatavat, sekil haliyle beraber zayi şerata muhalefet hareketleri olmuş. İkisinde de şey gözüküyor yani kesbi bir yol. Kesbi mesela bir sözde müzikten ayarı nakıs görüyoruz. Kesbi yolda nakısiyet var. Fakat velayet-i kübra da kes olmadığı için, vehmi olduğu için doğrudan dolayı Kur'an'ın bir hatasına zarar. İsm-i Azam bir masaliyet var. İsm-i Azam masaliyeti her mesele nefs-i emirde görmek. Şu, ama fakat Murat şimdi velayet-i vustayı daha yüksek makam olarak gösterdi. Yok. Değil mi? Şahsı özel abi. Ha şahsı özel. Şahsı özel makam evet. İtibariyle velayet-i kübra üstü. Evet. Ha kişiye has. Şahsı özel evet. Her kişiye has ve vustadır. Mesela buna bir örnek yapayım abi. Hı. Şimdi normalde Hüsnü Hazretleri hakaiki imaniyi gıda olarak almış ve bu gıdayı ekmeğe benzetmiş. İnsan her vakit ekmeğe ihtiyacı var ama her vakit meyveye ihtiyacı yok. Ekmeğe, ekmeksiz insan yaşayamaz, meyvesiz yaşayabilir diyor. Hı hı. Şimdi velayet-i kübrada tasavvuf berzana girmeden direkt hakkata geçmek var. Bekleme yok. Ani ve def'idir. Velayet-i surada ise zaman var. 25, 30, 40 sene müridin istat ve kabiliyetine göre. Şimdi bunu surada. Surada. Bunu anlamak için bir misal. Ekmek misali verdiği için. Şimdi bir insan ekmeğe iki şekilde sahip olabilir. Bir, tarlasını ekecek, buğday. İşte başak verecek, friz verecek, yağmur yağacak, ondan sonra 5-6 ay geçecek, harman yapacak, değirmene götürecek, un yapacak, ondan sonra getirip hanıma unu teslim edecek, hanım da ekmek yapacak, önüne koyacak adam. Böyle uzun bir yol var. Ama bir de gidersin marketten, fırından, dersin ki bana 2 tane ekmek ver. Böyle sahip olabilirsin. Şimdi bir hakikate ulaşmak için tarikat mesleğine girersin, böyle uzun bir yol var, çalışırsın, çabalarsın, istat ve kabiliyetine göre. Bir de açarsın, merak edersin bir meseleyi. Mesela Allah görünmez varlık olan melaikeye niçin inanmamızı istemiş? Açarsın 24. söz, 29. söz okursun ama manayı intikal edersin. Böyle bir kolay yol var yani. Şimdi buna bir misal Risale'den. Bak. Şimdi vesvese ne demek? Mesela velayet-i surada birine desen ki şeytan insanları neyle kandırıyor? Diyecek ki vesveseyle kandırıyor değil mi? Peki velayet-i kübrada bana şimdi sordu. Velayet-i Kübra'da şeytan insanları nasıl kandırıyor? Bak okuyayım yerinden. Sayfa 314. Şeytan döndü dedi. Nasıl kandıramam
ekser insanlara ve insanın meşhur akillerine, akıllılarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. Peki nasıl inkar ettirdim ben? Muhammed işte bir beşerdir, Kur'an Allah'ın kelamı değildir, haşa, böyle nasıl kandırdım ben insanları? Evvela, saniyen, salisen, rabiyen. Dört tane var. Nasıl şeytan kandırmış insanları? Bir, gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadardır denilebilir. Yani uzak mesafeden güneşe bakarsan şöyle yaptığın zaman senin avucunda gözükebilir. Ama güneş dünyadan 1.300.000 defa daha büyük. Ama uzaktan bakıyorsun. İşte şeytan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesine ve Kur'an-ı Kerim'e uzaktan baktırıyor abi. Öyle kandırıyor insanları, meşhur filozofların akıllarına. O zaman üstad aradan mesafeyi kaldırıyor. O zaman gel beraber Cezületil Arab'a gidelim diyor. Bizzat orada baktırıyor yani. Şeytan böyle kandırır. Bir, uzak mesafeden baktırır. İki, tebeyi ve sathi bir nazarla baktırıyor. İkinci de bu. Yani Muhammed de bir beşerdir. Bizim gibi olabilir. O da yiyor, o da içiyor, o da hastalanıyor, o da soğuk ve sıcağın zahmetini çekiyor. Tebeyi ve sathi baktırıyor. Üç, Adem'i kabul, kabul Adem, lakaytlıkla kandırıyor. Sonra batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet, dalalet, safsata, inat, mağlata, mukabere, ifak, görenek gibi şeytani desiselerle 8 tane saydı. Çok muhalatı, inteç ve küfür ve o inkarı o bedbaht suretindeki insanlara yutturmuşsun. Böyle kandırıyor. 4. Kur'an'ı kelamı beşer farz ettirerek kandırıyor. 4. Bu 4-5 tane başlıkla şeytan vesvese veriyor insan abi. Hakkat mesleğinde Velayet-i Kübra'dan bir insan şeytan nasıl yaklaşır bu şekilde bilebilir abi. Ama Velayet-i Sura'da ise hariçte bir şahıs var, sana bu şekilde vesvese veriyor yani. İçeriği yok yani. Normal velayet ustada olabilir ha. Ustada nasıl olacak? Ustada işte mesela Velayet-i Sura'da bir insan Risale okuyor. Bu Risale'deki özellikleri biliyor. Bu sefer Velayet-i Usta sahibi oluyor. Onun şahsına özel bir velayet oluyor. O kimsenin. Bakabilirse yani. İşte bir Sura var, bir de Kübra var. Sura meşhur velayettir diyor. Keramet var, keşif var ya. Meşhur o. Fakat bir insan diyor mu istatlı, kabiliyetli. Bunları da okuyor. Tahkikat yapıyor, müzakere yapıyor. O zaman o da velayeti, ustası, şahsına özel bir velayet oluyor. Normalde ortadaki şey değil yani. İki usul ve metodu mesela cemeden mesela, orta yani. Zamehşeri mesela halk efan meselesinde velayeti var. Bu baktı meseleye, onu kendi baktı, iştihar, ondan sonra kendisi tahkik etti meseleyi, sonra o mesele üzerinde kendi iştihadını etti ama mesela ki işte Kur'an ne dedi, işte bir hadis ne dedi, önce onların dürbünüyle bakayım, ondan sonra ben bir şey diyeyim dedi. Öyle yapmadınca kendisi baktı, ondan sonra kendisi baktığıyla iştihad etti. Ben işin içine çıkamadım. İşte, İştihad neticesi de el-i sünnete muhalefet düştü. Bak, şimdi bir noktayı nazar Mustafa abinin söylediğini. Şimdi 13. lemada şeytandan Allah'a sığınma sırrı var. Orada 13 tane madde var. 7. madde. Şeytan insanları aklının almadığı meseleyi tevil ettirerek kandırıyor diyor abi. Mesela Mutezile imamlarına örnek veriyor. Mutezile imamları bu şerrin icadını Allah'a vermemişler. Kafası almamış, adamın basmamış yani kafası o meseleye. Şeytan o kafasının basmadığı meselede onu tevile itmiş. Tevile edince oradan çıkarmış onu iman dairesinden. O zaman bizim almamız gereken mana kafanın basmadığı, kafanın almadığı bir meseleyi tevil etmeyeceksin, orada teslim olacaksın. Peki, yoksa şeytan seni kandırıyor abi. Mutezili imamların velayeti nedir? Onların velayeti, eğer ehl-i sünnetse, vel cemaatse velayeti var. Şahsına göre velayeti olur, velayeti surası olur. Tamam, sonra işte velayeti usta saydılar. İşte şahsın, eğer hakikaten ehl-i imansa yani. Velayet demek sadece ehl-i sünnet ve vel cemaatte yoktur yani. Üstad, alem-i İslam dışında da velayet olur mu? Öyle bir soru var mektubatta. Şaşırdım ben de, varmış diyor. Tamam, neticede yine bulamadılar yani bir kısmı. İşte bulamadı, oradan işte tevil etti yani. Peki usta mıdır o? Onlar ki ustasın abi. Sizin mamaların böyle. Peki sen şöyle bir şey demek istedin de orada kaldı, gerisini getirmedin. Ben tamamlayayım istersen. Şimdi sen diyorsun ki, veya ben öyle zannettim.
Velayet-i Sura sahibi, işte evrat esker, kendi iç alemini var. Tasavvuf ehli. Tasavvuf ehli. Velayet-i Musta ilmi kelam, İlmi akılla kelam. Gidiyor. Velayet-i Kübra ise akıl ve kalbi cem etmiş, mücedidlerin yok. Yani öyle olsa biraz eksik oluyor abi ya. Öyle mi? Murat öyle demiyor. Ama bazen usta Hazretleri mücedditleri tahsil ediyor. Kafkı, işte artık ikiza çekmiş fakat mesela yine Aslı İmam-ı Rabbani tahsil ediyor. Ve yine başka yine İmam Rabbani tahsil ediyor. O zaman şöyle denilebilir mi? Bazen insan hani mesela diyor ya, bazen insan nebatidir. Hem nebatidir diyor, hem hayvanidir diyor, hem insanidir diyor, hem imanidir diyor yani. Her daim böyle olamıyor ama. Bu değişiyor sürekli. Yani insan velayet, yani şahsı velayet dedi ya. Mesela şey diyor, mesela İmam Rabbani'nin mesela bir meselesine diyor ki, işte Mahasin-i Yusuf'e, Mahasin-i Ukraviye'dendir diyor İmam Rabbani. Sonra dedi, tekellüfü telif, tevildir diyor, hakikati şefkattır diyor. İsyat-ı Yakubiye, İsyat-ı Yusuf Aleyhisselam'ın şey isyatı, şefkatin muhabbet değildir. Yani Mustafa Hazretleri, Elis Mertebi Azamlasan'a mesela baktığından dolayı, bir de şey diyor mesela, en büyük şey. Nefsilerini görüyor. Evet, ustad da en, ustadın en çok ciddi iş yaptığı, mesela kafirin çocukları ve hayvanlar toprak olacaklar ve yok olacaklar diyor haşirde. Ben onu duyduğum zaman nurculuktan önce korkunç dehşet almıştım. Çok iyi hatırlıyorum ben. Nurculuktan ben çünkü yokluğa karşı böyle şeyim vardı diyor. Yani biraz da dindarlığımız da var desek. Mesela kafirin çocukları yok olacaklar diyor. O zaman ne suçu var ya? Yokluk korkunç bir şey. Ustad onu diyor ki hayır. Bul uçağına kadar vefat edenler şey olacak. Cennete gidecek. Hayvanlar toprak olacak diyor. Haklarını aldıktan sonra. Eğer sığır sığından hakkını aldıktan sonra toprak olacaksa hakkını niye alıyor ki? Niye alıyor? Hakkı ne yapacak? Oysa diyor ki cesetleri toprak olacak, ruhları bakidir. Burada tavsiye ediyor. Mehmet bunu açtı da. Yani bu tahsih, tabi meratip bakışta da bu velayeti, sura, kübra, yani had şey yapmaz değil işte altında. Yani eğer sizin dediğiniz gibi olmuş olsa, evet. Mesela velayeti usta, ilmi kelam sahibi zatlar olsa, yani burası bir şey, burası belki velayeti, ilmi kelam sahibi bizzat, misal olarak yani, velayeti kübranın, velayeti, Sura'nın özelliğini gösteremez mi? Gösterir. Nasıl gösterecek? Yani sahası değil yani. Diyelim ki elbette zikirde çeker ama sahası farklı onun yani. Yani misal olarak yani gösterebilir yani. Ama sadece bir kategoriye değil de çünkü çok hem kainatı nazar almak hem şeyi nazar almak gerekiyor ki sadece o mesleğe münhasır olmasın o yakınlık yani. Sen şimdi sadece oraya münhasır yaptın. O zaman Geylani Hazretleri mi daha üstün? Muhiddin Arabi mi daha üstün? Yoksa Fahrettin Razi mi daha üstün? Evet. Zemahşeri mi daha üstün? Çünkü şey... Çünkü sen öteki öyle yaptığın zaman o büyük zatları Velayet-i Sura'ya koymuş oluyorsun. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inden olmayan, nur talebesi olmayan, zamanı tevafuk etmeyen, rast gelmeyen, o zaman sizin dediğinize göre Velayet-i Sura'nın içine giriyor. Kübra'nın içine girmiyor. İşte tasavvuf mesleği ise Velayet-i Sura oluyor. Kelam mesleği ise velayet mesleği oluyor. İşte eksik oluyor yani. Niye eksik oluyor ki? Efendim? Şadi Şirazi. Yani o Fahrettin Razi pardon. Müceddit değil mi? Yani aslında... Yok. İlmi kelam alim. Ayrı. İlmi kelam alim. İlmi kelam alim. Tabii. Fahrettin Razi. İlmi kelam alim. Yani mesela düşün. Mesela Geylani Hazretleri. Yok abi ya şey ya. İmam Gazali Hazretleri. Aslan imamı ya. Sen... Bir şey yazmıştım böyle asıl imamların ama o da var Fahrettin ve daha evet. Var mı? Ben asıl imamların içinde var. O zaman şeydir o Abdülkadir Bahadır Abdül'ün Risale'nin kutsi kaynaklarında 14 tane asıl imamı var. Onun içinde var mı? Var. Onu tavsiye edin hani Risale'nin de geçiyor ya. Son. Gelmedi. Toparlıyorum. Evet. Toparlıyor musunuz? Yani yok bir şey yapmıyor yani. Tamam. Çünkü bu toparlama çünkü dur. Çünkü çok korkunç bir fark var aranızda. Şöyle abi, şimdi mesela Geylani Hazretleri'ni düşünelim. Şimdi bu Mustafa abinin söylediğine göre Velayet-i Sura sahibi bizzat yine. Misal veya daha büyük. Tavsiyeden düşünsen Velayet-i Sura. Misal olarak yani senin dediğine göre mesela tasavvuf ehli var. Mesela Mevlana Halid-i Bağdadi.
Bunun içine hangi kategoriye koyacaksın? Bu velayet-i kübra sahibi zat mıdır? Veya onun talebesi? Velayet-i sura sahibi zat mıdır? Velayet-i vustayı sadece ilmi kelama hasretti. Peki, mektubatta vustayı ne anlatıyor? Anlatmıyor mu? Velayet-i usta yok, izah yok. Kübra var. Velayet-i sura, meşhur velayet. Velayet-i kübra ise veraset-i nübüvvet yola, tasavvuf berzana gelmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmak. Velayet-i usta'da izah yok yani. Orta velayet. Peki ne demek bu işte? Yok mu hiçbir yerde izah? Yok. Baktım. Baktın mı? Sen okuduğun yerler velayet-i usta'ya girdiğini getirin yerler maddeye nazar. Külliyatta... Ha, velayet-i usta'da yani izah olmadığı için bu söylediklerimiz burada şahsi kanaat yani. Ama böyle külliyatın geneline baktığımız zaman, buradaki metni tahlil ettiğimiz zaman, buradaki orta nedir? Metne baktığımız zaman velayet-i kübra ile suranın ortası. Yoksa bizim bildiğimiz orta değil. İki usulü cem etmek manasındadır yani. Ama velayet-i kübra ikisini cem etmiş. Usta kim diyor? Risale'nin hem ilmi tasavvuftur, hem ilmi kelamdır, hem ilmi usulü dindir, hem ilmi usulü fıkra eklerdir. Evet. Şimdi bu... Hepsini cem etmiş. Hani Nazım-ı Meane demiştik ya, bu beşinci mektup aslında dördüncü mektuptan başlıyor yani. Dördüncü mektubun devamıdır beşinci mektup. Çünkü hani velayet yakınlık demekti, hakikatte esmaya mazhariyet demekti ya. Bu dördüncü mektup da bir kısım ehli hakikat ismi... Ya, bir daha söyleyeyim, velayet neydi? Velayet yakınlık demek. Lügatta, hakikatte esmaya mazhariyet demek. Şimdi ehli hakikatın bir kısmı ismi vedüde mazhardır. Oradan azami bir derecede o pencereden Allah'a bakmışlar. Oradan yakınlaşmışlar yani Vedüt'ten. Risale'nin de ismi Rahim ve Hakim'in mazharıdır. Veraset-i nübüvvet ehlidir. Bunu burada anlattıktan sonra bir ve ikincisinde bu sefer velayetlerin farkını anlatıyor. Aslında bu dörtten başlıyor, dördüncü mektuptan. Ve de altıncı mektuptan devam ediyor. Altıncı mektupta da gurbet mektubu var. Peki gurbet mektubu niçin bunu anlatıyor? Burada velayet-i sura, velayet-i usta, velayet-i kübra ile ne alakası var? Beraber düşündüğümüz zaman. Şimdi Risale'de kainat dediğimiz zaman iki şey kastedilir kainat geçtiği zaman. Bir, mevcudat kastedilir. İki, olay ve hadisat kastedilir kainat dediğimiz zaman. Şimdi burada bu velayet-i kübranın usul metodu, manayı ismi, manayı harfi, niyet nazar diye. Burada kainattan başına gelen bir içinde bulunmuş hadise de o hadiseyi velayet-i kübra noktayı nazarından tahlil ediyor. Gurbeti tahlil ediyor yani. Evet, gurbet senin gibi, böyle senin düşündüğün gibi böyle kimsesiz kalmak, aciz kalmak, fakir kalmak değil. O zeminde Allah'ı bulmak için sana Allah onu nasip etti diyor o gurbete. Kıllı kışta seni azat etti yani. Yoksa senin üzülmen için, moralini bozman için, canının sıkılması için sana böyle bir haleti giriftar etmedi yani. Mesela Yunus Aleyhisselam denize atıldı. Bir balık onu yuttu. Kilometrelerce öteye götürdü. Yunus Aleyhisselam orada La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dedi. Bu cümleyi söylemesi için, Allah ondan duyması için o esbabı o şekilde halk etti abi. Bu altıncı mektupta, gurbet mektubunda o gurbetin o şekilde Üstad Hazretlerine hazırlanması, giriftar edilmesi dördüncü şuanın telif edilmesi için abi. O hakikatlerin ortaya çıkması için. O esbab hazırlanıyor yani. İşte velayet-i kübrada bu var. Üstad bunu anlatıyor o beşinci mektuptan sonra altıncı mektubun bunun gelmesi. Velayet-i kübra sahibi zat olduğunu ve de bunu altıncı mektupta gurbet hadisesini tahlil ederek yedinci mektupta da peygamberimizin çok eşliliğini tahlil ederek gösteriyor yani. Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam niye çok evlenmiş? İşte Zeynep validemizle niye evlenmiş? Velayet-i kübra sahibi bizzat ancak o meseleyi tahlil edebilir. İnsanların bildiği gibi bir mesele değil yani. Diye altı ve mektupta o velayet-i kübranın özelliği anlatılmış yere. O mana ismi, mana ismi, niyet peki nazar. Peki sizce, sence Vusta niçin izah etmemiştir? Şahsa göre değiştiği için abi. Hülyat'a bakmak lazım o zaman. Hülyat'ta onu ifade eden yerler vardır. 330'da bir yer var, bir bak bakalım. Mektubat. Bak bir tane örnek vereyim ben. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela abi orta namaza dikkat edin. Orta namaza dikkat edin. Hı. Şimdi alimler buna o ekseriyet itibariyle ikindi namazı demişler. Çünkü 5 vakit namaz var. Orta namaz hangisi? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ortası hangisi?
İkinde değil mi? Şimdi böyle diyenler doğru mu? Doğru söylemiş yani. Evet, hakikaten ayette geçiyor ki orta namaza dikkat edin. Orta namaz hangisi? Tefsir kitaplarında ikindi namazı olduğu kastedilmiş. Ama bir kısım alimler orta namazın bu her namaz olabileceğini söylemişler. Abi. Cuma namazıdır diyen olmuş. Bayram namazıdır diyen olmuş. Veya öğle namazıdır diyen olmuş. Böyle diyenler de olmuş. Doğru mu? O da doğru. Mesela Risale'ye baktığımız zaman ne demek yani bu orta namaza dikkat edin? Üstad Hazretleri hutbe-i şamiyede olması lazım. Zaman hattı müstakim üzerine gitmez diyor. Yani böyle düz bir şerit değil. Yuvarlak bir bisikletin tekerini düşünelim. Zaman hattı müstakim üzerine gitmiyor. Daire vari gidiyor abi. Hani Miraç'ta böyle helezonik ya. Şimdi zaman da hattı müstakim üzerine gitmeyip daire vari gittiği için orta namaza dikkat edin demek. Her namaza dikkat edin demek. Bisiklet düşün, bisikletin neresinden tutarsan şey, bisikletin tekeri. Tekerin neresinden tutarsan onun ortasıdır. Zaman da, namazda vakitle, zamanla kılındığı için orta namaza dikkat edin demek, bir manası her namaza dikkat edin demek yani. Helezonik bir yay gibi düşün, ortası hepsidir. Hepsidir, evet. Hı. O zaman bak, bu izah doğru mu? Doğru. Peki ikindi namazı diyen izah doğru, gene doğru. Başkası bir çıkar, mesela misal, Üstad o ayet İhlas Risalesi'nin başına almış, ayetin yarısını. Orta namaz tarafını almamış da, orta namaza dikkat edin ne demek? Ayetin yarısını aldığı için, ihlaslı namaza dikkat edin demektir yani. Çünkü oraya almış, o ayeti ihlasla izah ettiği için, o zaman ihlaslı namaza dikkat edin. Riyalı namaz da var, adam riya gösterişi için namaz kılıyor. Şimdi toparlayalım mı abi? Toparlayalım. Bizim dersimizin konusu 5. mektupta Velayet-i Rusta, Velayet-i Kübra, Velayet-i Sura vardı. Normalde Velayet-i Sura 1. sırada böyle. Velayet-i Rusta 2, Velayet-i Kübra 3. Bu normal 1-2-3 gibi değil. Dizilişe göre Üstad'ın burada anlatmış olduğuna göre Velayet-i Kübra doğrudan doğruya hakikate bul. Veras-ı Nübet yola gitmek. Tasavvuf berzana girmiyorsun, ani ve defi. Bunun usul ve adabı var, metodu var. Bunda zamana tevafuk ediyorsun. Zamana tevafuk etmeyen sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve 1300 asırdan sonra gelen nur talebesi olmayınca veraset-i nübüvvet ehli olamıyorsun. Veraset-i nübüvvet ehli olmayınca velayet-i kübra sahibi de olamıyorsun. Çünkü en büyük yakınlık kimin? Sahabelerin, tabi ve tebe-i tabi'nin. Bir de velayet-i sura var. Bu meşhur velayette. Yani biz velayetle ilgili ne biliyorsak bu velayet-i suranın içine giriyor. Velayet-i sura, keşif, keramet, evrat, eskar, zikir, bu manada ne varsa yani. Velayet-i suranın içine giriyor. Peki velayet-i usta ne? Buna da noktayı nazarlar verdik. Dedi ki böyle olabilir, şöyle olabilir. İşte kanaatimizin şahsı özel bir velayettir. Velayet-i sura ile velayet-i kübranın özelliklerini şahsında cem edip Veysel Karahan Hazretleri gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi. Kendisine has münasır bir şahıs diyebilir mi? Diyebiliriz, velayet yakınlığı var. Sizin şahsınıza özel bir yakınlığınız var. Siz olmayan o kadar yakın olamaz Allah'a. Çünkü ismi fert, kainata tecelli ettiği zaman o tecelli o şey mi? Şahsına özel olan bu velayetle sura arasında fark gözükmüyor ki. Velayet-i surada da evrat, eskarla bir velayet kazanıyor. Evradı, eskarları. Şimdi velayeti fark var abi. Bunun farklı bir boyutu olması lazım. Velayet-i usta sahibi olabilmek için sen velayet-i kübranın özelliklerini göstermen gerekiyor. Onu da göstermen. Tabii çünkü velayet-i surayla arasında ne fark var? İkisinin metodunu cem ediyorsun. Mesela velayet-i kübra sahibi zat, üstad hazretleri hem velayet-i kübra sahibi zattır. Bakıyorsun ki evrat var, eskar var, çile var, riyazet var. Sura'nın da özellikleri var. Velayet-i Kübra onlara cem etmiş. Bir dakika. Velayet-i Sura değil. Velayet-i Vusta konuşuyoruz. Evet, tamam. Velayet-i Vusta sahibi Kübra'yı da ve Sura'yı da üstünü de altına cem etmiş. Evet. Peki Velayet-i Kübra var yani şeyde Velayet-i Vusta'da. O zaman Velayet-i Vusta Kübra'dan büyük oldu. Niye? Aynen öyle. Çünkü Velayet-i Vusta'da Kübra da var, Sura da var. Ama velayet-i kübrada... İşte abi lügat manasıyla baktığınız için öyle söylüyorsun. Ben sana senin yerine olur cevap vereyim, bana sorsalar. De, şöyle derdim,
Velayet-i Kübra üniversite mezunu ise içerisine ilkokul diploması da vardır. Yani üniversite bitirmiş bir insana diplomasını getirmiş, senin ortaokul diplomanı getir dermez. Kübra olabilmesi için sureyi geçmesi lazım. Kustayı da geçmesi lazım. Aynen. Şöyle olabilir mi? Evet. Bak. Ben bir şey söyleyeyim abi, bu söylediğiniz de. Şuradan bir parantez açayım. Mesela Amerika'da bizim mesela şu andaki lise mantığı, Amerika'da üniversite mantığı tamamen böyle kara cahil adam yetiştirmek için. Hiç kesinlikle okulda öğretilenle şu andaki içtimai hayatta bizim karşılaştıklarımızın hiçbir alakası yok. Tamamen şey yani, at çöp denegesine yani. Şimdi Amerika'daki eğitim sisteminde bak, 10 yaşında bir çocuk üniversiteye gidebiliyor. 8 yaşında üniversiteye gidebiliyor. Bunun kafası çalışıyor yani. Bir adam Velayet-i Sura'da iken kafası çok çalışabilir. Velayet-i Kübra'nın özelliğini gösterebilir yani. İlla şey olmasına gerek yok yani. Ben öyle anladım. Sizin dediğiniz lügatta öyle bakıldığı için ben öyle anladım şahsen abi. Şöyle olabilirdi. Peki. Şimdi Velayet-i Sura'yı kazandı. Sura. Tamam. Vusta'ya çıktı. İşte çıkması için Kübra'nın özelliklerini, usul ve metodunu bilmesi gerekiyor. Mübarek o Vusta'yı, Vusta yok ki Kübra'ya, Sura'dan Kübra'ya nasıl anlayacak? Yani sen diyorsun Velayet-i Vusta olabilmesi için Velayet-i Sura'yla ve Kübra'yı cem edecek. Velayet-i Kübra'ya çıkan insan Velayet-i Vusta'ya iner mi bir daha? İşte abi mesele böyle değil yani, lügat olarak değil yani. Ha. O zaman şöyle olur mu diye söyleyeceğim. Evet. Şimdi yani Velayet... Mesela burada söylemiş olduğu sıralamaya yaparsan o zaman Velayet-i Sura, Velayet-i Kübra'dan üstün sıralamadan gidersen önce onu zikretmiş. Şöyle yapalım. Evet. Velayet-i Sura, malum velayet. Evet. Sonra Velayet-i Vusta, kişiye özel Allah'ın yakınlığı. Evet. Yani Sura, kişinin Allah'a yakınlığı. Tamam. Velayet-i Vusta, Allah'ın kula yakınlığı. Akrabiyet. O akrabiyet ama sen abi, Velayet-i Vusta değil ki. Şey, Velayet-i Kübra. Velayet-i Kübra. Ha dur, o zaman şöyle. Velayet-i Sura, malzemeler, zemin. Tamam. Tamam, madde, arabayı tamir et, malzemeler tamam. Velayet-i Vusta, kurbiyet, Allah'a kişinin yakınlığı. Bu insan, Velayet-i Sura'yı da, Kübra'yı da, Vusta'yı da alınca, artık Velayet-i Kübra denilen, Cadde-i Kübra, mücedidlerin yoluna girmiş, sanki o mücedid demiş gibi herkes. O mücedidlik içinde hizmet ediyor. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Evet, bir noktaya ama, alabilir abi. Yani, evet, bunun, mesela ben bunun nazarını hiç duymamıştım da. Mesela şöyle diyebilirim. Mesela bir insan Sura'da ya abi. Velayet-i Kübra'nın özelliğini gösterdi diye Velayet-i Kübra sahibi olmuyor yani. Ama usta sahibi oluyor. Şahsına özel bir velayeti var yani. Ya şahsına özel velayet olabilmesi için Allah'ın ona yakınlığı olması. İşte velayet-i usta da vehbilik galip yani. Evet, vehbi olacak. Yani çalışarak bir insan velayet-i usta sahibi olamaz yani. Allah sana nasip edecek. Ancak evet, öyle olacak. O zaman Allah sana nasip etmesi için sura olması lazım. Evet, suradan... Suradan şey çalıştın, çabaladın, bir şeyler yaptın. Evet. Allah sana yakın oldu mu ustada? Sonra ikisini cem ederek Kübra'da mücedidlik mesleğinde hizmet ediyorsun. O zaman Velayet-i Sura ile Velayet-i Kübra eşit oldu yani dediğim manaysa. Olmaz. Niçin bak? Ya zamanla düşün. Şimdi mesela çocuk ilk bir şeye gitti, Elif Betes'i öğrendi. Namaz kılmayı öğrendi. Elemtere'den aşağı öğrendi. Bu sura öğrendi. Geçti mi Vusta'ya? Ondan sonra şey yaptı. Hizmet etmeye başladı. Allah'a yakınlık, ibadet etmeye başlıyor şimdi. Hizmet ediyor Vusta'da. Koşuyor, koşuşturuyor, anlatıyor, diyor. Bu Vusta, kurbiyet yani kendi gayretiyle. Allah da diyor ki, lan diyor, küçüklükten beri bunlar öğrendim. Bunları çektin, bu sura. Sonra Vusta'ya geldin. Gayret ettin, hizmet ettin, koşturdun. Yani nafile namazlar kıldın, senin bana yakınlığın ey kul. Ben de seni Kübra'ya alıyorum. O ikisini de kullanarak ben seni özel bir Geylani yapıyorum, bir Gazali yapıyorum. Böyle de olabilir. Ama seninkisi de olabilir. Kişiye has Allah'ın özelliği. Yani şu noktadan aynı şeyleri söyledik yine. Evet.
Yani Allah'ın ikramı yani velayet-i usta. Yani. Tabii o Allah'ın özelliği. Mesela şöyle. Elif Fethi söyledi mi? Geneldir, herkes bilir. Yani sünnünden sünnü öğrendi mi? Öğrendi. Namaz kılmayı öğrendi mi? Yani bütün bilinmesi gereken zahiri ilimleri öğrendi. Sonra bu öğrendikleriyle kendisi amel etti ve ettiriyor. Ederse velat-i sura ala. Öğrendikleriyle amel ederse sura. Namazı öğrendi, elemteri öğrendi, elif tesi öğrendi, Arapça öğrendi, sura. Bunu başkasına anlatırsa, başkasına namaz kıldırırsa, vusta. Bu sefer bunun ikisini cem eden, hem öğrenmiş hem öğretiyor. Allah da buna kübreyi veriyor. Şey olabilir mi? Bu usta daha çok aradaki ayrı sağlıyor gibi olabilir mi? Mesela kübra yolunda bütün hikmetleri görüyor. Bu sefer sura tarafını da görmesi için arada usta olması lazım ki oradaki tarafları da görsün. Yok, öyle değil. Öyle değil mi? Allah rızası için